Arkadaşları bir süredir evli olan çifte sorarlar. Ne zaman çocuk yapacaksınız bakayım? Çift birbirlerine döner, bakarlar ve hafif bir çığlık kopararak derler ki, "Aha, bir şey unuttuğumuz belliydi. Ben sana söylemiştim. Bak, bir şey unutmuştuk işte buydu." Verilebilecek en güzel cevaplardan biri. İnsanlar, çevrenizdeki insanlar, uzakları saymıyorum bile, çevrenizdeki insanlar yaşamınızda bir yer almak, hatta daha çok yer kaplamak için, hatta sırf muhabbet olsun diye gereksiz sorular sorabilirler. Bunlar iyi niyetli olanlarıdır bir de. Bir de böyle 9 kat yabancılar vardır işe karışmaya kalkan. Hakkınızda konuşmayı sevenler vardır. Dedikodu yapmayı sevenler. İnsanlar hangi organlarının daha çok çalıştığı ile ilgili hayatta yer tutarlar. Eylemleri ona göre oluşur. Mesela elleri kolları hayatında daha uzun yer tutanlar, daha çok yer tutanlar eylem insanıdırlar. Onlar iş güç yaparlar. Ama bir de bu koca ağızlar vardır. Mesela ben de mesleki olarak koca ağızlardan biriyim ama negatif anlamda değil. Çok konuşurlar. Hayatlarındaki boşlukları çeneyle örtmeye çalışırlar. Başkalarının hayatı hakkında konuşarak örtmeye çalışırlar bu arkadaşlar. Derler ki, "Aa, o çocuk o kızla olmaz." Olur. Olur. "Aa, hiç o ona bakar mı?" Bakar. Bakar. Gayet de güzel bakar. Hangi sebeplerle bir insanın bir insanla beraber olacağını, olmayacağını, hangi sebeple bir insanın bir insana yakışıp yakışmayacağını siz karar veremezsiniz. Bunu siz tartamazsınız, siz değerlendiremezsiniz. Çünkü onlarla aynı kriterlere sahip değilsinizdir. Sizin gözünüzde mesela arkadaşınız dünyanın en iyi, en mükemmel insanıdır ama hani partneri o kadar da değildir. Görüyorsunuzdur, haklısınızdır. Size göre öyle değildir. O beğenmediğiniz kişide öyle bir fazlalık vardır ki beğendiğiniz arkadaşınızın öyle bir eksiğine denk gelir ki bütün eksikleri tamam olmuş olur. O yüzden böyle bırakın işte, o ona yakışır mı, bu buna yakışır mı, o onunla olmuş mu, bu bununla olmuş mu, bu ilişki sürer mi, sürmez mi? Bırakın ya bu işleri. Vallahi bırakın. Ha, size söyleyenlere de, size karışanlara da kolay bir savuşturma kelimesi, cümlesi ya da söyleyeyim. Her durumda işe yarar. Bisiklete binmek gibidir. Bir kere söylemeye başladığınız zaman her yaptığınızda biraz daha pratik kazanacaksınız. 3 hece bak. Çok da melodik. Aklınızda bulunsun. Sana ne? Sana ne? Birlikte söylüyoruz. Sana ne? Sana ne? Çok güzel değil mi? Akılda kalıcı. Sana ne? Hoşça kalın.